Şöyle şimdi olduğum yeri size göstermek için bu kaydı yapıyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Çok güzel bir park içerisindeyim. Etrafı göstereyim size. Gökyüzünün size görüntüsünü çekmek istedim. Gerçekten güzel bir gökyüzü var. Mavi. Biliyorsunuz havada bugün 6,5 derece. İleriki saatlerde. Eppington Forest, yani Eppington Ormanlı olarak geçiyormuş burası. YouTube seyircilerim merhaba. Şu anda Fulham'dayım. Havanın size, gökyüzünün size görüntüsünü çekmek istedim. Gerçekten güzel bir gökyüzü var. Mavi, pembe, böyle değişim görebiliyorsunuz havada. Bugün 6,5 derece. İleriki saatlerde güneş kaybolacak. Yine normal bir Londra gününe devam edeceğiz. Buradaki evler çok karakteristik. Gördüğünüz evler epey yaşlı. Yani 100 senenin epey üstünde. YouTube seyircileri, şimdi olduğum yeri size göstermek için bu kaydı yapıyorum. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Çok güzel bir park içerisindeyim. Etrafı göstereyim size şimdi. Çok otantik bir İngiliz evi. Etrafta böyle aynen gördüğünüz gibi yemyeşil. Sonbaharın, daha doğrusu kışın içerisinden bir görüntü sergiliyor size. Ha, üzerinde okuyorum. Eppington Forest, yani Eppington Ormanlı olarak geçiyormuş burası. 53 hektarmış, dört kuş. Bayağı eski zamanlardan günümüze aktarılmış vahşi bitki örtüsü var diyor burada. Londra'nın güzelliği bu zaten. Yani bir şehrin, büyük bir şehrin yapılaşmanın içerisinde kaos varsa mutlaka yanında yeşillik de olmalı. Çünkü insanları ancak bu dinlendiriyor ve motivasyonu beraber de deşarj ediyor. Yani çünkü çok fazla şeyle şarj oluyoruz şehir içinde. Bunları da eski odunları da kesmişler, böyle yumuşlar. Kesen odunları. Bu çınarlar da böyle. Eski çınar herhalde bunlar. Yosun tutmuş, görüyor musunuz? Kolları, bacakları. Bayağı eski. Çok ilginç bir görüntü. Buraya gelmekte iyi yaptım. Böyle bir değişiklik oldu. Bir işim vardı. Yakın bir yere birisini bıraktım da. Oradan da burayı görünce bir yürüyüş yapayım dedim. Burada bir lokanta gibi bir yer vardı. Türk lokantası. Orada bir şeyler atıştırdım. Bayağı da güzeldi. Beğendim. İsmini buradan vereyim mi isterseniz? Belki gitmek isteyen olur. Kervansaray. Anfield taraflarında. Güzel güzel. Çorbası güzeldi. Adanası da güzeldi. Tavsiye ederim. Ben ara sıra böyle yemek videoları da çekmeyi düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz? Çekeyim mi acaba? Sizin fikriniz ne? Aşağı bir yorum yazarsanız memnun olurum. Yemek videoları derken gittiğim değişik yerlerde değişik kültürlerin yemekleri olacak. Belki bir Nepal kültürünün yemeği, belki bir Çin kültürünün yemeği. Şöyle bir kısa deneme amaçlı bir video çekmiştim. Bu videoda şeydi, Portekiz usulü tavuk, marinated yapılmış tavukların satıldığı bir restoran, ismi Nando's. Londra'da bayağı bir tutuluyor. Dünyanın diğer yerlerinde de, büyük şehirlerinde de var diye düşünüyorum. Nando's, Amerika'da, New York'ta olduğunu biliyorum da diğer yerlerde pek emin değilim. Onun hakkında da bir video çektim. Kısa bir video, çok uzun bir video değil, çok kısa bir video. Görüntü kalitesini de yükselteceğim. Kendime güzel bir makine de almayı düşünüyorum. Tabii bunun için videolarımın seyredilmesi lazım. Umarım destek olursunuz. Yani yapacağınız, sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum da like butona, böyle beğeni butona basarsanız, bir de abone olursanız çok güzel olacak. Altta da birkaç not bırakırsanız düşüncelerinizle ilgili yorum kısmına, çok iyi olacak. Bu şekilde kanalım büyüyecek. Ben de daha güzel videolar çekebileceğim. Daha fazla zaman ayırabileceğim. Şu anda pek de zaman ayıramıyorum gerçekçi olmak gerekirse. Çünkü işler bayağı bir yoğun. 2 hafta önce de Türkiye'deydim. Türkiye'de bayağı bir gezdik. Arkadaşlar sağ olsunlar. Ersin bildiği güzel böyle doğa içerisinde yürüyüş parkuru vardı. Nusretiye diye bir yer. Oraya gittik. Nusretiye bayağı da güzelmiş bu arada.
yürüyüşleri ve doğayı sevenler için tavsiye edilecek güzel şelalelerin bulunduğu. Şelaleler çok güzel orada. Şelale ve akarsuların olduğu. Hatta yazında açılan güzel bir lokantası da var aşağıda. Şelale lokantası. Orada da yemek diyebilirsiniz ama biz kendimiz kamping tarzında bir şey yaptık. Arkadaşlarla sucuk ekmek yaptık. Güzeldi. Bayağı da güzeldi ya. Çok eğlendik de. Hava da güzeldi şansıma. 18-19 derece hedefte diyorlar. Burası eksi nereye düşecekmiş ama belki düşer belki düşmez bilemiyorum. Londra'nın havasına güven olmuyor gerçi. Yağmurlu, bayağı da yağmurlu oluyor ama bu sene bu yağmurları da görmedik. Bu sene dünyanın her tarafında bir kuraklık var. Avrupa'da da burada da Türkiye'de de öyleymiş. Bakın etraf şöyle, etrafım arkada. Şöyle kendi görüntümle beraber bir dolaşarak size göstermek istiyorum. Bu arada başka nelerden bahsetmemi isterseniz Londra ile alakalı. Çünkü Londra'da yaşıyorum. Farklı yerlere de gidiyorum. Bakalım ayarladım kendimi. Mart ayında farklı bir yere gideceğim. Farklı bir ülkeden size video kaydı yapacağım. Umarım o videolar da seyredilir. Onları da yükleyeceğim. Gideceğim ülkeyi şimdi size buradan söylemiyorum. Sürpriz olsun. Gideceğim ülke hakkında da video çekeceğim arkadaşlar. Kısa kısa olsun. Video olacak. Evet. Şöyle kamera karşısında konuşmaya pek alışık değilim. Kamera da yani kamera da şöyle çok profesyonel bir kamera değil ama yine de insanın kamera karşısında konuşması çok da rahat olmuyor. Ben birazcık da çekingen bir insanım herhalde. Ondan dolayı bana birazcık tuhaf da geliyor değil, gelmiyor değil yani. İnsanların arasında da konuşamıyorum. Ama belki bir kamera, bir mikrofonum olsa daha rahat konuşabilirim. Birazcık sesli konuşuyorum o yüzden mikrofonsuz olduğumdan dolayı. Eğer beğenirseniz videolarımı o beğeniler sayesinde, sizin vereceğiniz destek sayesinde, yani hiçbir ücret ödemeyeceksiniz ama vereceğiniz destek sayesinde bu şekilde ben de bir nebze daha güzel ekipmanlar alıp size daha güzel videolar çekebilirim. Yine görüntülerimize devam edelim.